Herkese selamlar. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından organize edilen Şöhret Kültürünün Dönüşümünde Dijital İletişim Teknolojileri ve Sosyal Medya başlıklı etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Biraz böyle birkaç dakika bir rötarımız oldu. Öncelikle affınıza sığınıyoruz. Etkinliğe başlamadan önce, değerli konuğumuzla konuşmaya başlamadan önce bu süreci planlanmasından organizasyon sürecine kadar tüm safhalarında bize destek olan İletişim Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Celalettin Aktaş'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Daha sonrasında tabii ki bildiğimiz gibi dün çok güzel ve anlamlı bir gündü. Dünya Kadınlar Günü'ydü. Sıcağı sıcağına tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum tekrardan. Ve ufak bir şey söylemek istiyorum bu noktada tabii ki. 8 Mart bir gün. Ancak 2021'in başından itibaren baktığımızda rakamlara biraz bakmaya çalıştım. Ocak ayı itibariyle ne yazık ki 60'ın üzerinde kadını kaybetmişiz şiddetten dolayı. Ve daha farklı sorunlar da var, cinsiyet eşitsizliği gibi. Farklı sorunlar da var bu noktada. Bize gösterilen şu aslında baktığımızda, bu bir gün olmanın ötesinde biz bu bilinci aslında 365 güne yaymış olmamız gerekiyor. O anlamda sadece 8 Mart özelinde kadının toplumdaki yerini, aile yaşantısındaki yerini, ekonomik alandaki yerini düşünmememiz gerekiyor. Bunun daha da ötesine giderek 365 gün aynı bilinçle hareket etmemiz gerektiğini söylüyorum. Ve daha sonrasında da sözü konuğum Yeşim Hanım'a bırakıyorum. Yeşim Hanım merhabalar. Merhaba. Öncelikle çok teşekkür ederim bugünkü nazik davetiniz için. Sizinle başlayan telefon yolculuğumuz sonrası Prof. Dr. Celalettin Aktaş hocamla birlikte bu süreci tamamladık. O keza aynı şekilde Medya İletişim Merkezi Emre Beyler çok hızlı bir süreci yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. Ticaret Üniversitesi ile bir arada olduğum için çok heyecanlıyım. Az önce Twitter'da da bir mesaj paylaştım. Her konuşma öncesi karnımda kelebekler uçuşuyor diye. Sanki ilkokul birinci sınıf öğrencisiyim. Önlüğüm bu ve sahneye çıkıp ilk okuma bayramım şiir okuyacak gibi hissediyorum. Sürçülisan edersem affola diyorum herkesten önce. Dünya Kadınlar Günü'yle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'yle başladığınız konuya öncelikle hassasiyetiniz için çok teşekkür ederim. Ben artık bununla ilgili konuşmamayı çok tercih ediyorum. Çünkü Türkiye'de kadın olmak zor. Kadın olmak dediğiniz 3 noktayı tamamlamak gerekiyor. Kadın cinayeti, yani konuşmamamız gereken ne varsa şu an konuşuyoruz Türkiye'de. Kadın erkek eşitliği bence dünyada da şu an eşit değil. Yani bir tek Türkiye'de konuşulmaması gerekiyor. Hiçbir anlamda cinsiyet eşitsizliği var. Ayrımcılık var, şiddet var. Yani Covid'le birlikte de değişen birçok değer var. Dolayısıyla daha çok yolumuz var. Tüm dünyanın çok yolu var. Ne zaman her şekilde eşit olacağız, daha her yerde daha çok kadın göreceğiz ve %50 %50 hani kitlemiz oluyor ya sosyal medyada takipleştiğimizde. O zaman tamam oldu diyeceğiz. Ve şu var ki hani bir kadının yarısı çocuktur, yarısı anne derler. Aslında erkeklerin de yarısı kadındır, yarısı erkek. Neden? Çünkü bir anneden doğar, bir anne büyütür ve hayatı o hazırlar. Dolayısıyla hepimizin yeri ayrı. Tekrar sizin nezdinize de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün benimle olan, bizimle olan gençlere de bizi izledikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, ben tekrardan sizlere teşekkür etmek istiyorum çünkü vaktinizi ayırdınız. Estağfurullah. Deneyimlerinizi bugün bizimle paylaşacaksınız, fikirlerinizi. Umarım faydalı bir sohbet olur, webinar gerçekleştirmiş oluruz. Ve dijitalde içerik üretmek isteyen, şöhret kültürünü merak eden arkadaşlara faydalı olur diyorum. Başlamadan önce çok ufak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şöhret Tabii ki. kültürü genel itibariyle şöyle dalgalanabiliyor. Medyatik kişilerin yaşamları üzerine de algılanabiliyor. Ancak baktığımız zaman şöhret ya da ünlü olma kavramı tarihi çok eski dönemlere dayandığını görmeye başlıyoruz. Yani her dönemin aslında baktığımızda baskın iletişim teknolojileri kendi şöhret kültürünü ortaya çıkarmaya başlıyor. Bugün de dijital iletişim dönemindeyiz. Ama baktığımızda işte tarihten tutun da sosyoloji, oradan iletişim bilimine kadar disiplinler arası bir yaklaşımla şöhret olgusu aslında ele alınıyor. Yani sadece işte medyada gördüğümüz medyatik figürlerin dışında işte liderlerin, ondan sonra imparatorların, işte onların kan soyuyla birbirine bağlı olan ailelerinin, dediğim gibi liderlerin, ondan sonra siyasi liderlerin, hatta doktorların bile toplumsal etki düzeyleri var baktığımızda. Yani şöhret ve şöhretin toplumsal etkileri çok boyutlu. Ve bu anlamda baktığımızda hem iyi hem yani hem olumlu hem olumsuz yanı var. Aslında bakarsanız bugün bunları da konuşmak istiyoruz. Dijitalle beraber neler değişti? Buraya değinmek istiyoruz. Ama tabii öncesinde sizi tanımak istiyoruz. Yani bizler öğrencilerimiz birçoğu sizi tanıyor, paylaşımlarınızdan tanıyor. İşte Evet.
ki röportajınızdan tanıyor. Ancak bu yayını merak edip şu an ilk defa izleyecek, yani Yeşil Mutlu kimdir diye merak edenler olabilir. Yani işte nasıl fotoğrafçı, blog yazarı, ondan sonra da lifestyle influencer olduğunuzu bizimle paylaşabilir misin? Yani kısaca Yeşil Mutlu Tabii ki. tanımayanlara nasıl anlatırsınız? Ya Yeşil Mutlu'yu nasıl anlatırım? Yaratıcı, mutlu ve sürdürülebilir işlere imza atan, kendisinden çok işiyle konuşulan bir kişi olarak söylemek isterim özellikle. Yani bununla anlamlı buluyorum kendimi. Ve ünlü olmak, ünsüz olmak konusunda da sizinle ilgili bu konuda yorum yapacağım. Ben uzun yıllar sağlık sektöründe çalıştım. 2005 yılında fotoğrafla tanıştım ve fotoğraf yolculuğum başlayınca içime dijital aşkı düştü. Zaten analogdan bir dijitale geçiş söz konusuydu. 2006 yılında kurumsal hayatımı bırakarak tamamen kendimi hem fotoğraf hem de iş hayatına sürükledim. Tabii bu süreçte karşıma bir de aşk vardı. Zaten bana hep soruyorlar marka kimliğinizde kırılma noktası neydi diye. Aşkta eşimle tanışmam sonrası hayatım çok büyük oranda değişti. Sonuçta 35 yaşından sonra hayatımı değiştiren kadınlardan bir tanesiyim. Fotoğrafla birlikte içerik üretme yolculuğum başladı. İçerik 2005 yılından beri içerik üretiyorum. İlk web sitem yeşimşahin.com'du. Türkiye'nin ilk bloglarındandır. Hatta çalıştığım kuruma blogla açmakla ilgili öneride de bulmuştum. Blogla başlayan içerik, yani fotoğrafla başlayan içerik hayatı bugünkü Yeşil Mutlu'ya getirdi. Bakarsanız günümüzde kendimi tam olarak tanımladığım ben fotoğrafçıyım, içerik üreticisiyim ve anneyim diye tanımlıyorum. Çünkü bu tanım benim daha çok hoşuma gidiyor. Influencer kavramını eskiden belki daha çok sevebilirdim ama şu anda herkesin çok influencer olmak istediği dünyada da çok kirli bulduğum için içerik üreticisi demeyi de tercih ediyorum. Bütün işlerimde baktığınızda 2005 yılından günümüze geldiğimizde her iş kendi işini içinde doğurdu. Her çocukla birlikte yeni bir iş doğdu. Üç kızım var benim. Bir tanesi klinik psikolog, uzman klinik psikolog. Diğeri lise 9. sınıf öğrencisi ve diğeri de 5. sınıf öğrencisi. Çocuklarla birlikte hem bir iletişim hayatı, bir fotoğraf hayatı derken dijitalin içinde doğdum. Açıkçası hep de söylüyorum, dijitalin okulunu okumadım ama dijitali doğuran kadınlardan oldum. Bugün günümüzde çok konuşulan birçok projenin de arkasında olan isimlerden bir tanesiyim. Çok teşekkür ederim. Aslında şunu görmüş oluyoruz bir yerden sonra da. Bizler ne kadar işte şöhret kültürü nasıl değişiyor, nasıl farklı bir döneme giriliyor diye anlatıyor olsak da bu işin içinden gelen aslında içerik üretim sürecinde aktif olarak bulunan sizler gibi kişilerin fikirleri, düşünceleri, tecrübeleri aslında daha yol gösterici oluyor. Çünkü yaşıyorsunuz bu süreçleri, görüyorsunuz neler olduğunu. Aslında bugün bunlarla ilgili konuşmak istiyoruz. Ve yavaş yavaş aslında şeye geçmek istiyorum. Bizim Lütfen. webinarın temel konusu da bu iletişim teknolojileri ve sosyal medyanın şöhret kültürü üzerinde nasıl bir değişim meydana getirdi. Aslında bildiğimiz gibi 2000'li yıllarla birlikte hızlı bir dijitalleşme süreci içerisine girmeye Evet. başladık. Dijitalleşme ile birlikte de biraz önce söylemiştim, şöhret olma biçimleri değişmeye başlıyor ve bununla beraber de toplumun şöhret algısında bir dönüşüm meydana geliyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Özellikle mobil teknolojiler ve sosyal medyanın bu süreçte nasıl bir rolü var? O kadar büyük rolü var ki eskiden şimdi bir insanın ünlü olması için ya ağzında gümüş kaşıkla doğması gerekirdi, aileden ünlü olurdu ya da gerçekten çok büyük bir yeteneği olurdu, bir sanat yeteneği olurdu. Ya bir tiyatrocu olurdu ya bir oyuncu olurdu ya da müzisyen olurdu. Ve ünlü olduğu zaman da ünlülüğün gerektirdiği bütün davranış modellerini sağlardı. Ve maalesef ki dijital olmadığı için de haber çıkan haberleri çok büyük kapak olurdu. Mesela bugünlerde belgeselleri izliyorlardır. Nükhet Duru'nun bir yani belgesel var. İzlemelerini de öneririm. Geçmişte diyor sosyal medyada yoktu diyor. Olsaydı bugünkü sanatçılar çok daha farklıydı. Şimdi günümüze baktık. Eski şöhret kültürünü unutuyoruz. Zaten 60'lı yıllardan beri bir reklam sektörü var ve bununla birlikte de kendi şöhretlerini yaratıyor. Sanatçılar hep çok ön plana çıkıyor. Eskiden şu vardı, şöhret kültüründe gizlilik vardı, mahremiyet vardı ve ünlüler çok konuşulmak istemezlerdi. İşleriyle konuşulurdu. Paparazzi kavramı vardı. Artık paparazzi kavramı falan kalmadı günümüzde. Magazin basını var ama da farklı bir şekilde kullanılıyor. Günümüzde keşfedilmek artık akıllı telefonlarımızın ucunda. Eğer siz iyi bir iletişim stratejisi kurgulayıp, belki de hiç kurgulamanıza gerek yok. Çok basit ya da çok değişik bir fotoğrafla ya da bir video ile bir anda kendinizi ünlü olmuş olabilirsiniz. Milyonlarca kişiye ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla paylaşımlarının da herkese ulaştığını düşünen kişi şu an günümüzde ünlü.
Ben buna da ünlü ünsüzler zamanı diyorum. Mesela birisi diyor ki ya ben işte YouTube'da bu kadar takipçim var. Sen biliyor musun? Bir bakıyorum. Hiç tanımıyorum. Hiç ismini duymadım ama çok ünlü. Bir bakıyorum evet milyonlar izlemiş ama benim hiçbir fikrim yok. Yani benim için ünlü kavramı hala ben sanat insanı, fikir insanı, bilim insanı. Bunlar benim için gerçek ünlü. Ha, onun haricinde yok mu? Var. İnanılmaz sosyal medya ünlüsü var. Ama onların ünlülükleri burada nereye kadar? Ben bunu sorgulamak istedim. Kesinlikle. Zaten aslında baktığımızda bu yeni dönemle beraber herkes içerik üreticisi olabiliyor. Bugün biraz da onları da konuşuruz aslında baktığımızda. Konuşalım. Nasıl bazı isimler ön plana çıkıyor, nasıl içerik üreterek ön plana çıkıyorlar ya da bazıları neden geri planda kalıyor? Biraz da ilerleyen süreçlerde bunlardan da bahsetmek istiyorum aslında yeri gelmişken değindiğiniz için. Bir de bir şey daha sormak istiyorum. İşte influencer deniliyor, YouTuber kavramı çıkmaya başladı ya da sosyal medya fenomenleri denmeye başlıyor. Peki bunların geleneksel medya ünlülerinden ayrıştıran aslında temel özellikler nedir? Yani bu ikisinin tamamıyla birbirinden koptuğu nokta nedir? Neden onlar geleneksel medyada ünlüler ama burada neden yeni bir dönem var ve onlara influencer deniyor ya da işte sosyal medya fenomeni deniyor? Şimdi o kadar güzel bir soru sordunuz ki aslında bakarsanız ünlü olan insanlar da şu anda sosyal medyada ünlü olmaya çalışıyorlar. Evet. İnfluencer olmaya çalışıyorlar. Eskiden çok akakaydı influencerlar. Influencer aslında kelime anlamında da her zaman söylemek istiyorum. Çünkü influencer sözlüğümüze girdi ama etkileyici demek. Etkileyen insanlar demek. Bu insanlar da nasıl etkiliyorlar? Sosyal medya paylaşımları da etkiliyorlar. İster bu video dediğim gibi müzik olabiliyor, fotoğraf olabiliyor, video içerik olabiliyor ya da Twitter'dan ve şimdi de Clubhouse var. Biraz sonra konuşacağız. Clubhouse ünlülerini yaratabiliyor. Şimdi ünlüler de mesela bakıyorsunuz inanılmaz konvansiyonel medyada programları var ama YouTube'da ünlü olmak istiyorlar. Ajanslarla anlaşıyorlar ya da çok ünlüler ama yine de ekstra ünlü olmak istiyorlar mekanlara. Yani bunun işin içinden bir ticaret ve bir para kazanma durumu ortaya çıktığı için günümüzde herkes influencer olmak istiyor. Dolayısıyla da ünlüler de influencer olmak istiyor. Influencerlar zaten influencer. Ha, ortaya çıkışına bakarsanız influencer aslında hep vardı ama adı influencer değildi. Daha önce içerik üreticisiydi. Nasıl 2016'da dijital bir dönüşüm başladı telefonlarımızın. Mesela burada en büyük dönüşüm bence akıllı telefonların avcumuzla birlikte dünyayı bize ulaştırmasıdır. Biz her türlü bilgiye çok çabuk ulaşmaya başladık. Her türlü bilgiyi çok çabuk yaymaya başladık ve hayatlarımızı paylaşmaya başladık. Şimdi ben düşünüyorum Facebook'un hayatımıza girmesiyle arkasından Twitter, arkasından Instagram, sonra işte TikTok var dünyada, Pinterest var, Telegram var gibi gibi sonsuz uygulama varken sırf paylaşım için mış gibi yapan hayatlar da ortaya çıkmaya başladı ve etki baktı, markalarda baktı ya burada insanlar var ve Türkiye'de bunun kırılımı da 2013 yılı oldu. 2013 yılından önce Türkiye'de Instagram ya da Facebook'ta bu tür insanlar konuşulmuyordu. Bloggerlar vardı. Ben Türkiye'nin en eski bloggerlardanım. Biz bloggerlar içerik üretirdik markalar adına, fabrika ziyaretleri yapardık ve gerçekten influence eden kişilerdik. Deneyimimizi paylaşırdık ve gerçek deneyim paylaşırdık. Şu anda influencerların gerçek deneyim paylaşmak gibi bir kaygıları yok. Açıkçası birçok kişi var. İyi yapan da var, kötü yapan da var ama ben doğrusunun ne olduğunu da söylemek isterim. Tamamen ticari kaygılarla bu işler yürütüyor. Dolayısıyla ünlü olan kişiler de ticari kaygılarla influencer olmak istiyor. Geldiğimiz nokta bugünümüzde. Yani aslında baktığımızda ticari kaygılar en ön plana çıktığını görmeye başlıyoruz yavaş evet. yavaş dijitalle beraber. Peki hemen bunun arkasından bir şey sormak istiyorum. Herkes artık içerik üretebiliyor. Demokratik bir açılım sağladı dijital medya, özellikle sosyal medya platformları. Ve böylelikle her geçen gün sayısı artmaya başlıyor. İşte influencer olmak isteyen ya da YouTuber olmak isteyenler. Peki sizce herkes olabilir mi? Yani böyle bir şey mümkün mü? Herkes içerik üretmeye çalışıyor. Herkes ön plana çıkmaya çalışıyor. Herkes dikkat çekici olmaya çalışıyor. Peki sizce böyle bir şey mümkün mü? Yani herkesin işte tanınmış biri olması ya da tanınır biri haline gelmesi. Burada tanınıktan kastım yani en azından bir mikro düzeyde bahsetmek istiyorum yani. Böyle bir şey mümkün mü? Yani herkesi denediği bir dönemde. Çünkü ben bakıyorum, inceliyorum şimdi bu sohbet hazırlanırken de baktım. 7-8 yaşında küçük çocuklar da var. YouTube'da işte içerik üretiyorlar, oyunu oynuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. 60-70 yaşında insanlar da var. Yani 7'den 70'e herkes bir şekilde dikkat çekip ünlü olmak işte. Şunu anlıyorum bir yerden sonra. Aslında herkesin içerisinde bu tanınır olma, bilinir olma arzusu var. Bunu bir şekilde sosyal medya ortaya çıkarmaya başladı. Ama bu böyle mümkün mü sizce? Ben Andy Warhol'a saygılarımı gönderiyorum. 60 yılında nasıl görmüş? Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak diye. Gerçekten
Ben kesinlikle olabilir diyorum ve şu var, herkes Truman Show'da yaşıyor şu anda. Ve herkes bir sanal gerçeklik yaşatıyor. O filmi yıllar önce izlediklerinde ne düşündüler bilmiyorum ama şu an yaşanan sanal dünyada ve influencer dünyasında bu. Herkes bir gerçekliğin içinde yaşıyor ama hangi gerçeklik? Tamamen yönetilen, duygular üzerine şekillendirilen bir dünyada makrolar, mikrolar, fenomenler, multifenomenler ya da ünlü fenomenler adına ne dersen herkesin bir kitlesi var. Dolayısıyla olmak isteyen herkes, bu yola baş koymak isteyen herkes influencer olabilir. Hatta ben çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Mikro influencerların etkisi diğer influencerlara göre günümüzde çok daha fazla ve şu an bütün markalar bunları keşfetmek yolunda. Bugün bu yayını izleyip daha sonra da neler konuşmuştuk diye merak edenler en azından söyleyeceklerime dikkate alırlarsa belki mikro influencer olurlar. Çünkü günümüzde markanın girmek istediği yer evlerimiz ve duygularımız ve asıl bütün bu, siz de iletişim fakültesindesiniz, öğretim üyesisiniz, her zaman duyguları kazanıp bunun üzerinden bir çalışma yürütülür. Sosyal medya bunu çok kolay yapıyor. Sosyal medyada influencerların etkisiyle bir ürün paylaşıyorlar. Allah'ım şöyle güzel, böyle güzel. Şimdi bir ürünün güzel olabilmesi için o influencer'ın bir denemesi lazım. Bir o kendinde özleştirmesi lazım ama her şey çok güzel, her şey çok ünlü ama bilmiyorlar ki tamamen arkasında bir strateji var. Bütün markaların bir stratejisi var. Çok büyük reklam bütçeleri var. Evet güzel. Neden güzel? İnsanlar bundan para kazanıyor. Hani her şeyi de bıraktım. Markalar ne kazanıyor? Bütün influencerlar şu an sektörü yönlendiriyor ve %41 etkiliyorlar. Düşünün. %41 etkilendiğinden bir sektörde neden influencer olmasınlar? Dolayısıyla influencer olmak isteyenler olsun ama güzel ve etik şekilde olsunlar. Çünkü çok etik olmayan, çok ahlak dışı paylaşımlar da var. Dolayısıyla ben daha çok artacağını atıyorum. Açıkçası size de telefon görüşmemizde de söylemiştim. Kendi gittiği markete gidip kendi kitlesini, kullandığı ürünü paylaşıp ben bunu aldım, çok da güzel çıktı diyen herkes bana göre influencer'dır günümüzde. Evet, dijitalin artık ceplerimize kadar gelmesiyle beraber aslında baktığımızda dediğiniz gibi herkes bir influencer olma yolunda ilerliyor. Olacak gibi de görünüyor zaten. Söylediklerinize katılıyorum. Özellikle mikro influencer dediğimiz kavram bence pazarlama alanında da her geçen gün önemini kazanmaya başlıyor. Eskiden şöyle bir algı vardı. Ne kadar çok takipçisi var, ne kadar çok etki oranı varsa, etkileşim oranı varsa o oraya ürünler, markalar gitmeye başlıyordu. Ama artık sürecin tersine dönmeye başladığını görüyoruz. Yani hedef kitleye yönelik bir stratejinin gelişmeye başladığını görüyoruz. O anlamda ben de sizin gibi düşünüyorum. Mikro influencer kavramı önümüzdeki dönemde daha da önemini arttıracak. Bu anlamda da bu aslında influencerlar ya da YouTuberların sayısının artacağını düşünüyorum. Tabii bunlar mikro düzeyde olmasının sebebi aslında içerik üretim süreci. Hani buraya da biraz değinmek istiyorum. Çünkü lütfen. Biliyoruz ki geleneksel medyada şöhret olgusuna baktığımız zaman profesyonel bir sürecin içerisinden geçiyorlar. Yani işte diziler olabilir, televizyon programları olabilir, reality show'lar olabilir ya da işte sinema filmleri olabilir. Tamamıyla bir profesyonel bir akış içerisinde ortaya çıkıyorlar. Ve hatta baktığımızda işte Hollywood starı ya da işte televizyon karakteri ya da televizyon kişiliği gibi kavramlar da ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Yani her mecranın kendine özgü bir kavramının da ortaya çıktığını görüyoruz. Bu dönemde de baktığımızda içerik üretiminde biraz önce de ifade ettiğimiz gibi artık herkes işin içerisine girmeye başladı. Burada sizin düşüncelerinizi, deneyimlerinizi merak ettiğim için soruyorum. Sosyal medyada içerik üreticisi olmak isteyenler bu sürece nasıl hazırlanmalı? Yani bir anda işte elime kamerayı alayım, hayatımı çekmeye başlayayım ve böylelikle ilerleyeyim mi demesi gerekiyor yoksa bir stratejisi mi olması gerekiyor? Stratejik bir kere her şeydir, her zaman. Stratejisi de olmayabilir. Tamamen tesadüf de bir influencer olabilir ya da içerik üreticisi olabilir ama günümüzde artık o devir geçti. Hani gerçekten ilk başlarda olsaydı yani kendin adına influencer olmak, alan açmak, alanda ya da yer bulmak adına çok daha farklıydı. Şu an çok daha farklı. Şimdi konvansiyonelde dediğiniz gibi ya da gerçek hayatta insanlar aslında bir oyuncu ya da dizi karakteri ya da müzisyen olduğunda da çok büyük çalışmalar yürütüyorlar. Arkasında çok ciddi bir yapılanma var, reklam politikaları var, basın çalışmaları var. Ama influencer olduğunuzda ben şu her zaman söylüyorum. Kendi medyanızın patronu sizsiniz. Ben de kendi hayatımın patronu benim. Lifestyle SEO diyorum. Şimdi baktığınızda ne yapacaksınız? Bir kere bir içeriğiniz.
Her zaman bu değişmeyen bir gerçek var. İçerik kraldır. Sosyal medyanın yıldızları, influencerlarsa içerik de kral. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. İsterse 500 yıl, şu an 500 belki çok abartı bir rakam olabilir ama baktığınızda içerik her zaman değerli olacak. Ve en son VR Social verilerine baktığınızda 2021'de Türkiye 5. ülke içerik üretmede, Türkçe içerikte. Dolayısıyla mesela influencer olmak isteyenler ve bir yol almak isteyenler doğru içeriklere başlasınlar. Instagram algoritması indeksleniyor. Google gibi mecralarda sizin yazdığınız paylaşımlar çıkmıyor. Farklı şekilde çıkıyor. Bir web sitesi açabilirler. Yani aslında web sitesi en doğru yol. Aha, olmak zorunda mı? Hayırdır. Instagrammer dediğimiz, YouTuber dediğimiz ya da Twitter dediğimiz birçok insan var. Alanını seçecekler. Hangi alanda olacaklar? Her dala konmayacaklar. Yani bir tane alan belirleyecekler. YouTube mu olacak, Instagram mı ya da diğeri hangisi bilmiyorum ya da Facebook mu? Alanını seçecekler. Hangi alanda ilerleyeceklerse ona yönelik çalışmalar başlayacak. Bir kere içeriklerini çok düzgün yapacaklar. Fotoğraflarını çok iyi çekecekler. Çok iyi işbirlikleri için çok iyi arkadaş çevrelerine girecekler. Bu işlerde influencerlar arasında da çok büyük rekabet var. Kimse kimseyi sevmiyor ya da aynı kişi aynı ortamda olmak istemiyor gibi neler neler yaşanıyor. Yani her dünyanın da kendine göre dinamikleri var. Güzel içerik üretti, kalemi iyi. Ben hep söylerim, sizin nezdinize de söylemek isterim. Kesinlikle Türkiye'de yaşıyoruz, Türkçe içerik üretmeliyiz. Eğer ikinci bir dil kullanmak istiyorsak önce Türkçe, altta İngilizce içerik. Ha diyebilir, ben tamamen İngilizce üreteceğim, ben yurt dışı kabul. Ama Türkiye'de markalar global düşünüp yerel davranıyorlar. Dolayısıyla da her zaman metinlerini, paylaşımlarını özen göstermeleri gerekiyor. Duruşları olması gerekiyor. Bugün A markası tanıtırken yarın B markası paylaşmaları gidiyor. Fotoğraf dilini bilmeleri gerekiyor. Az da olsa bir fotoğraf bilgisi gerekiyor. Fotoğraf düzenleme bilgisi gerekiyor. Bütün yenilikleri çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Bir de yaratıcı olmaları gerekiyor. Neden takip etsinler? Bu topluluk sizi neden takip etsin? Neden sizinle beraber bir yolculukta videolarınızı paylaşsın? Ya da sizin paylaşımlarınızı yarımda bulunsun. Dolayısıyla sürdürülebilir bir iletişim dillerinin olması gerekiyor. Sürdürülebilir bir iletişim dilleri yoksa ayda yılda bir ben bir paylaşım yaparım, bundan da kazanç elde ederim diye, yok öyle bir dünya. Sosyal medyanın saatleri var. Her şey planlı. Kitlenizin istatistikleri var. Bu saatlerin dışına çıktığınız zaman olmuyor. Yani bununla ilgili ben sayısız istatistik yaptım. Çünkü ben aynı zamanda dijitali sürekli öğrenen ve geliştirmek isteyen bir kadın olarak kendimde çok test ediyorum. Mesela gruplar var, etkileşim grupları var. Hiçbirinde yokumdur. Ama algoritmayla karşı neler yapılıyor diye öğrenme taraftarıyım. Etik olarak her şekilde sosyal medyada güzel insanlarla da beraber olmak gerekiyor. Tükaka da olabilirsiniz. Ben hep söylerim, burada da yine söyleyeceğim. Rezil de olabilirsiniz, vezir de. Gerçekten vezir olmayı tercih etmelerini öneririm. İçerik, içerik, içerik. Benim öncelikle söyleyeceğim budur. Onun sonrasında iyi fotoğraftır, yaratıcılıktır, sürdürebilirdik ve en sonuncusuna geliyorum. Kesinlikle samimiyet. Kesinlikle samimiyet. En sona sakladım. Samimi değilseniz en baştan kaybedersiniz. Bu özgün olmak, özgün içerik üretmek, hayatını paylaşırken gerçekçi olmaya çalışmak da burada ön plana çıkıyor. Aslında anlattıklarınızdan ben şunu anlıyorum. Sosyal medyada ünlü olmak isteyen arkadaşlar böyle hızlıca yükseleyim, parlayayım, bir anda takipçim olsun diyor. Ama işin arka planına baktığımız zaman o işin de bir stratejisi var. O işin de bir profesyonel bir dinamiği var artık ve ona uygun davranmaları gerektiğini öğrenmiş oluruz. Yani aslında baktığımızda bu sebeplerle de bunun bir mantığını belirlemeleri gerekiyor. Bir de şunu söylediniz, hemen onun arkasından devam etmek istiyorum. Bir platform belirlesinler kendilerine dediğiniz. Evet. Twitter'da mı olacağım, YouTube'da mı olacağım, Instagram'da mı olacağım? Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Her dijital platformun kendine özgü bir içerik üretim stratejisi var mı? Yani Evet. Kesinlikle var. Yani Twitter'daki paylaşımlarınızla Instagram'da yer alamazsınız. Instagram'daki paylaşımları Twitter sevmez, Facebook paylaşımlarını sevmez. Dolayısıyla hangi kitleye ya da hangi mecrada nasıl bir içerik paylaşacağınızı bilmeniz lazım. Facebook şu an Türkiye'de hala bir numara lider durumda. Instagram Avrupa'da ikinciyiz. YouTube'da bir numarayız. YouTube içeriğimi üreteceğiz. Instagram mı içeriteceğiz? Twitter mı ya da Pinterest mi olacağız? Ya da TikTok
TikTok'uz mu? Ben TikTok'uz diyorum onlara. TikToker mı olacağız? Ya da işte Clubhouse mu olacağız? Yani şimdi yeni bir tanım çıkıyor. Var mı yok mu bilmiyorum. Clubhouse diyorlar insanlar. Çok daha yeni. Konuşacağız onları ama dijital dünyada şimdi domine edebilecek yönlerini bulmaları lazım. Dolayısıyla da Instagram'da paylaştığım için hadi YouTube'da da paylaşayım. YouTube'dakini hadi orada paylaşım, öyle bir şey yok. Ha, 360 derece bir iletişim sergilemek istiyorsanız ve kendiniz markaysanız, eğer bir markaysanız, kendi adıma konuşuyorum Yeşim Mutlu olarak, ben 360 derece bir iletişim sergiliyorum. Bütün mecralarımda içeriğim, blogum, yani yazdığım yeşimmutlu.com, Facebook'um, Twitter'ım, Instagram'ım ve diğer bütün mecralarım eş zamanlı ilerler. Ama en aktif olduğum mecra her zaman Instagram'dır ve bunun üzerinden bir influence etkim vardır. Diğerleri destekleyenlerdir. Ben 2009 yılında Twitter'da çok aktiftim. Çünkü Instagram yoktu ve o zaman Türkiye için Twitter'dan para kazanan ilk insanlardım, markalarla işbirliği yapan. Sonra biliyorsunuz yığıldı, milyonlar yıldı. Şimdi kimse tükaka Twitter'a bakmıyor. Instagram keza Türkiye'de ilk kullanan 50 kişiden bir tanesiyim. Ama hiçbir zaman diğer insanlar gibi Instagram'da milyonlar kazanacağım, inanılmaz ticari işler yapacağım olmadı. Sosyal sorumluluk projeleri yapmak istiyordum ve 2011 yılında da hayata geçirdiğim Instamamlar diye bilinen blogger anneler vardı hatta. Sonra zaten marka işbirlikleri geldi ve birçok dijital ajansla yolumuz kesişti. Şu anda da birçok insan hayatını değiştirdi bu yönde. Dolayısıyla kendi mecralarını buldular, ruhlarını buldular. Bu yüzden de bu yayını izleyen arkadaşlar da ben öncelikle şunu öneririm. Okulları, yüksek eğitimleri tamamen tamamlansın, alanını bulsunlar ve ne istediklerini bildikten sonra, yani ben okuyacağım da hani kolay yönden işte adam rencebiliyor ya da adam işte yurt dışı ya da kadın, adam kadın her neyse şarkı çıkartıyor, çok popüler oldu. Onlar aslında biraz da şansa bağlı. O kadar baktığımızda kaç tane kişiyi konuşuyoruz YouTuber olarak, Türkiye'de de Instagramer olarak. Bir baksınlar, toplasanız 50 kişiyi geçer mi? 50 kişiden bahsediyoruz. Kaç milyon kişi yaşıyor Türkiye'de? Dolayısıyla bu örnekler her zaman var. Bu bir sanatla ilgili. Ama influencer'da eğer içerik üretirseniz doğru içerik her zaman doğru kişilere ulaşır. Çünkü markalar içerik üretmek zorundalar ve bütün trendler hızlıca değişiyor. Hani sorunuza gelirsek de hangi kanalda, hangi markayla işbirliğini hedefliyorlarsa ona yönelik iş yapması. Mesela pilottur kendisi ama influencer olmak istiyordur. Havacılıkla ilgili bilgiler paylaşıp uçak yan sektöründen markalar olan ya da kıyafet olur, influencer olur. Yok mu? Var. Benim mesela hostes bey oğlum var, kabin amiri ve çok güzel YouTube içerikleri paylaşıyor. Tamamen kendi deneyimlerini video çekmek için açtığı bir kanaldı. Ve sonra ben bir röportaj aracılığıyla tanıdım kendisini ve şu an bir influencer. Onun haricine bakarsanız meslek dalı doktor olup kendisinin çocuk doktoru Ali Fuat Serpen var. Çok başarılı buluyorum kendisini. Hatta kendisinin Boom Social'ı bilmiyordu, beraber girdik. Mesela Ali Fuat Bey sağlık alanında bir influencer ve çok güzel paylaşıyor ve hiçbir zaman çizgisini değiştirmedi. Yani etik duruşunuzla da işinizde de influencer olabilirsiniz. İlle de ben okulu bitirmeyeceğim ya da bitirdim hemen influencer olacağım. Meslek sahibi. Bakın ben de bakın geçmiş yaşamı bakın ve influencer'ım, aynı zamanda aktif olarak dijital içerik üretiyorum ve bir influencer'ım. Bunun için ille de sadece influencer olmak diye bir şey yok. Her şey olabilirsiniz. Yeter ki isteyin ama iyisini yapın. Yani ben şuna inanıyorum. İyi insan olmaktan geçiyor. Her şeyin özü ve iyi bir eğitimden geçiyor. Eğitiminiz yoksa çuvallarsınız. Hiç hoş olmayan durumların içinde kendinizi bulabilirsiniz. Sosyal medya bunu anında sizi tüketir, anında yer. Çünkü sosyal medya böyle bir yer. Gözünüzün hiçbir yaşına bakmaz. Hiçbir zaman bakmaz. Çok teşekkür ederiz. Bir de şunu merak ediyorum aslında. İçerik üretimi dedik. Ondan sonra işte belli bir platforma göre stratejik olarak içerik üretilmesi gerekiyor. Peki yeni başlayacak ya da işte bu süreçte yeni yeni içerik üreten arkadaşlar için soruyorum aslında bu soruyu. Bunun için gerçekten böyle bir profesyonel bir ekibe ya da çok büyük pahalı teknolojilere ihtiyaç var mı? Yoksa herkes bu sürece kendisini adayabilir, adapte olabilir ve içerik üretebilir mi? Yeter ki kaliteli içerik üretsin mi?
Şimdi iletişim fakültesi adına konuşuyoruz. İletişimse ben dijital dergi çıkartırdım mesela öğrenci olsam ve bunun üzerinden bir influencer marketing kurgulardım ve influencer olurdum dijital dergicilik alanında. Yani çünkü daha önce de bir üniversitede konuştuğumda Türk dili ve edebiyatıydı. Neden bir Türkçe sözlük yapmıyorsunuz ve dil kurallarını hayata geçirmiyorsunuz demiştim. Şu an geçirdiler, gurur duyuyorum. Önce bir web sitesi açabilirler. Hani web sitesi açmıyorlar. Neyse dijitalin gerektirdiğini varsa konvansiyonu unutun. İlle de yazılı bir şey çıkartmak yapmak zorunda değilsiniz. Günümüz dijital teknoloji öğrenim. Ben influencer yerine yapay zeka, makine öğrenimi öğrenin derim. Arttırılmış gerçeklik kurslarına gidin derim ya da kodlama öğrenin derim. Türkiye'de inanılmaz bir gelecek var ve bütün bunları yazdığınızda o alan influencer olursunuz ve inanılmaz yatırımlar kazanırsınız. Benim arkadaşım var, Sertaş Taşdelen. Sevgilerimi gönderiyorum. Falahattin'in kurucusu, Binnaz ablanın CEO'su ortağıyla birlikte. İnanılmaz bir girişime imza attı Türkiye'de. Şu an dört dilde konuşuyor. Yani kariyer, inanılmaz bir kariyer var ve kariyerindeyken annesinden çıkan bir hikaye. Yani güçlü başarı hikayelerine baksınlar. Gidip de çok özür dilerim söyleyebilir miyim? Kerimcan Durmaz ya da başka bunları sevmediğimden değil. Bunlar çok ünlü influencer ama ille de onun gibi olmak istemesinler. Yani Rayman olmak istemesinler, Enes Batur olmak istemesinler. Kendileri olsunlar. Yani kendileri oldukları zaman kazanacaklar. O yüzden de ben buradan naçizane önerim dijitali yakalasınlar. Güncel ne varsa onu yakalasınlar. Çünkü çok hızlı değişiyor. Bakın dijitalin içinden geliyorum. Size 2006'da Facebook'tan bahsediyorum. 2009'da Twitter'daydım diyorum. 2010'da Instagram'ın 50 kurucusu. Bütün application'ların betalarını ya da alfalarını test ediyorum. Yani Armut.com var, Türkiye'nin en büyük platformu. Onun betasını test eden kişiyim gibi gibi. Yani size verebileceğim birçok örnek var. Kendi girişimlerini yaratıp influencer olsunlar. Ben mesela gurur duyuyorum. Her zaman buluyor. Çok hoşuma gidiyor gençlerle konuşmak. İlham alıyorum ve ilham da verdi düşünüyorum. Çünkü inanın bana şu anki yaştaki gençler kadar biri böyle konuşsaydı ah derdim dünyada neler oluyormuş bilmiyorsunuz. Her zaman şu vardır. Gençlikteki deneyimim şimdiki yaşımda da gençliğim olsaydı diye. O yüzden de biraz bakmak lazım. Ben bir influencer olarak da deneyimlerimi her zaman paylaşıyorum ve buradan da yayın sonrası sormak isteyen olursa sorulara biliyorsunuz şu an anında cevap veremiyoruz. Evet. Lütfen sorsunlar. Dolayısıyla alanlarını yaratsınlar. Ama ille de influencer oluyorum diyeceklerse de lütfen çok düzgün ve doğru şekilde yapsınlar. Kötü örneklerden olmasınlar. Çok kötü örnek var zaten ve 50 kişinin arasına toplasanız yani kaç tane doğru çıkar? Ben çok düşünüyorum, hep düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum ben de. Yani burada aslında biraz önce söylediğiniz konuya geliyoruz. Samimiyet ve özgünlük. Yani bunları Evet. yakalayabildikten sonra ve gerçekten dikkat çekici, etik çerçeve içerisinde söylüyorum, dikkat çekici olabildikten sonra bence de samimi ve özgün olduktan sonra ve tabii bununla beraber kaliteli içeriklerle beraber ön plana çıkmaya başlayacaklarını ben de katılıyorum. Tabii bu da bir süreç, bir zaman. Yani bir iki paylaşımla ya da 10 tane paylaşım yaptım, bir ay geçti. Asla, Olacak asla. bir süreç değil. Bence biraz da orada yanılıyorlar. Çünkü olmak istiyorlar ve bir süre sonra pes ediyorlar. Ya da olmayacağını düşünüyorlar. Bu bir süreç. Tıpkı işte meslek hayatında kariyerini yavaş yavaş tırmanmak gibi. Burada da belli bir zaman dilim var. Sabırlı olmaları gerektiğini düşünüyorum ben de size. Katılıyorum ve anladığım kadarıyla da çok büyük bir teknolojiye de ihtiyaç yok. Burada bir influencer olmak için ya da bir YouTuber olmak için böyle bir sürece hiç gerek yok. Peki aslında biraz da içinde bulunduğumuz döneme girmek istiyorum. Bildiğiniz gibi hatta bugünlerde yanılmıyorsam tarihe bakıyorum. Tam bir yıl oluyor bu pandemi dönemi ülkemizde Evet. ortaya çıkmaya başlaması. Aslında baktığımızda bütün alanların da bir güncellemeye gitmesine sebep oldu. İşte eğitim alanına bakıyoruz. Uzaktan eğitime geçilmeye başladı. İşte iş sektörüne baktığımız zaman özellikle işte ofislerde çalışanlara baktığımız zaman yavaş yavaş evlerinde çalışmaya başlıyorlar. Home office çalışma olmaya başladı. Peki bu işte içerik üretim sürecinde bir değişim meydana geldi mi? Çünkü çok yoğun bir şekilde artık son bir yıldır içerik tüketiyoruz. Yani medya tüketim eğilimlerimiz değişmeye başladı. Artmaya başladı. Sosyal medyada geçirdiğimiz süre artmaya başladı. Ben ekran süreme bakıyorum. Sürekli arttığını görmeye başladım. Yani kendim bile bende olan değişimi gözlemlemeye başladım. Sürekli olarak bir ekranın karşısındayız. Peki içerik üreticilerinde bu süreçte ne değişiklik oldu? İşte pandemi dönemi dışarı çıkılamadı ya da işte ilgi alanları değişmeye başladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Neler değişmedi ki? Herkes çok değişti. Öncelikle Türkiye'de süre değişti. 7 saat 57 dakika
dakika internette geçiyor pandemiyle birlikte. Dolayısıyla da inanılmaz bir artış var. Şimdi çok aktif kullandığımız mecralar var. E-ticaret 5 yılda gelen noktaya çok hızlı geldi. İçerik üreticilerine bakarsan seyahat edemiyorlar, gezemiyorlar. Evin içinde yaratıcı içerikler üretmeye başladılar. Biliyorsunuz pandemiye ne varsa hemen uyumlanıldı. Bir videolar, kargo videoları başladı biliyorsunuz. Kargo geldiğinde ben şeklinde. Çünkü hepimiz aynı şekilde 24 saat bekletip işte buharlar, ütüler tutup yaptık. Hani herkes kendi ekmek yapma videoları paylaştı. Zaten bu arada Türkiye'de en çok trend olan aramalar da pandemi döneminde EBA, Milli Eğitim Bakanlığı, Zoom ve biz hiç koronavirüs aramamışız Google trendlerine göre 2021'de. En çok ekmek yapımı bunları aramışız. Dolayısıyla influencerlar da içerikleriyle evden üretmeye başladılar. Ev değiştirenler oldu. Evlerini, hayatlarını değiştirip taşınanlar çok oldu. Daha yaşam alanlarını, konforlarını değiştirdiler. Ama içerik üretiminde hep evden farklı, işte selfie'ler çoğaldı bakarsanız. Çünkü fotoğraf çekemiyorsunuz. Onun haricinde seyahatler olmadığı için bütün herkesin bu şikayeti var ama işte esprili videolar çoğaldı. Bazıları da çok üretken oldu. Hiç girmedikleri alanlara girdiler. Mesela Zoom'la bir anda herkes Zoom'la tanıştı. Bu da 4. arama seçeneği ama bu otomatik bir şey. Şimdi işler online oldu. Evden çalışma sistemi girdi. Online eğitim oldu. Yani tüm dünyanın hiç alışkın olmadığı bir durumda içerik üretiminin de akışı değişti. Markalarda hiç, yani bırakın, hiç kimse buna hazır değildi. Hazır olmayan bir süreci hazırlanmaya çalıştık. Çok net. Kendimizi sonradan bulmaya başladık. Zaten işte mesela ben kendi adıma canlı yayınlar yapmaya başladım. Yıllardır Instagram'da canlı yayınım vardı. Yeni medya akımlarını yarattı. Yeni nesil medyalar ortaya çıktı. Yani herkes şu şekildeydi. Gece 9 olduğunda Instagram'ı kapatmak istiyorum. Ağzı olan herkes konuşuyor diye bir espri başladı. Herkes canlı yayındaydı. İlk başta ne olduğumuzu, sudan çıkmış balıktık çünkü. Arkasından webine olmaz denirdi. Konferanslar olur mu canım? Dijital ancak yurt dışı bağlandığı zaman uydu bağlantısı denirdi. Şu an tüm dünyada bütün eğitimler online ve işte sizinle bugün online bir webinar yapıyoruz. Bunlar artık mümkün hale geldi. Olmaz denilen ne varsa dijitalde de her şey oldu ve daha olacak. Ve biliyorsunuz birçok firma Türkiye'de artık evden çalışma politikaları da ilan etmeye başladı. Üniversiteler artık bence ileride bir seçenek haline gelecek. Tam zamanlı gitmek mi, online mi gibi değişik süreçler gelecek. İçerik anlamında da dijital içerik üreten burada yıldızı parladı. Çok net bir şekilde dijitale yatırım yapan da kazandı. Eğer dijital dönüşümünü hayata geçirmemiş varsa da çok hızlı bir şekilde dijital dönüşümünü geçirdi. Ha, influencer marketing ve içerik üretimine bakarsanız da artık kimseye sosyal medya nedir, bunun üzerinden nasıl bir reklam yapılır, nasıl para kazanılır öğretmeye gerek kalmadı. Markalar otomatik olarak öğrendi. E-ticaret sitesi olmayanlar e-ticaret sitesi açmaya başladı. İnfluencerlar bu süreçte daha çok kazandı. Çok net bir şekilde daha çok kazandı ve marka işbirliği devam ediyor. Baktığınızda ben de Ekim ayında bir markayla YouTube içeriği ürettim ve Türkiye'de çok güzel bir markaydı. Ve YouTube içerikleri başladı. Daha önce Instagram üzerinden, çünkü YouTube Türkiye'de en çok izlenen mecra hala. Evet. Biliyorsun Instagram Reels getirdi, IGTV'yi yüklemeye getirdi. Yani bütün platformlarda sosyal medyayı destekleyen çalışmalarda bulundu. Ama şunu göreceğiz, yani içerik üretiminde daha farklılaşacağız. Bütün markalar YouTube'a girecekler. Şu anda markasının YouTube kanalları yok. YouTube'ları olmak zorunda. Çünkü 2021'in en parlayan pazarlama yıldızı da video içerik. Dolayısıyla hem Instagram için üretecekler, hem YouTube için üretecekler, her mecra için üretecek. Sesli şey çıktı. Bir anda Ocak ayımızda Clubhouse oturdu. Geçen sene Nisan'da kurulmuştu ve Türkiye'de 1 milyonun üzerinde insan buldu. Bakalım orada neler bekliyor. Şu anda daha çok yeni odalar başladı. Yani içerik değişiyor, dönüşüyor. Hepimiz gibi pandemi dünyamızın çok değiştirdi ve
dijital anlamda da çok değişti. Artık bir de şu var, dijital okul yazarlığı herkes öğrenmek zorunda. Dijitalin kuralları ne, dinamikleri ne, bunu bilmek zorunda. Ve dijitale uygun davranmak zorunda. Ne kadar dijitalseniz o kadar hızlı uyumlanırsınız. Bilmeniz gerekiyor. Bu artık yani standart bilgisayar, hani şeydir genelde, ben bilgisayar kullanıyorum. Bilgisayar kullanmak sadece www yazmak değil. Bütün yani WordPress'i de kullanabileceksiniz. İki kod yazmayı da ya da en azından okumayı bileceksiniz. Nasıl içerik okumayı biliyorsunuz? Hangi içeriği seçip hangi içeriği seçmeyeceğiniz ya da hangi videoyu izleyip hangi videoyu izlemeyeceğinizi ya da kimi takip edip kimi takip etmeyeceğinizi bilmek gerekiyor. Dolayısıyla dijital dönüşümde bu anlamda çok değerli. Şöhret kültüne bakarsanız da bir sürü kişiler girdi sektöre, sektörden çıkanlar oldu. Dolayısıyla dönüşüm kaçılmaz çünkü bizim ruhumuz değişti ve ihtiyacımız olan şeyler, biz insana hasret kaldık. Çünkü biz sosyal insanlarız, insanlar. Her ne kadar dijital olsa da biz gerçek hayatın içinde olmayı seviyoruz. Dijital maalesef bir siber dünya olarak kalıyor. Dolayısıyla da siber dünyanın hukuku başka, her şeyi başka. Hiçbir şey gerçek hayatında tadını vermediği için de bunu da asla unutmadan dijital içinde yaşamamız gerekiyor. Yaşamak gerekiyor. Kesinlikle ben de katılıyorum. Bir de şunu sormak istiyorum. Lütfen. Bu dijitalle beraber, bu son bir yılda beraber aslında bu sürecin daha da arttığını düşünmeye başlıyorum. Şimdi bizim bildiğimiz geleneksel medyada bir şöhret ve hayran ilişkisi vardı. Bu genellikle parasosyal bir şekilde ilerlemekteydi. Yani bu aslında geleneksel medyaya özgü bir durumdu baktığımızda. Yani etkileşime geçemiyorlardı ya da çok nadir geçebiliyorlardı. İşte bir içeriğini izlemek için saatlerce bekliyorlardı, yayın akışını bekliyorlardı. Ya da onunla ilgili magazin içeriklerini okuyorlardı. Böyle bir tek taraflı bir hayran kültürü dediğimiz bir kültür vardı. Ama sosyal medyayla beraber artık onu yeni takipçi almaya başladı. Yani aslında şöyle de ifade ediliyor. Yani hayranlar çağından takipçiler çağına geçiliyor diye. Siz mesela kendi takipçilerinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Siz takipçilerinizle etkileşime giriyor musunuz bu dönemde? Çünkü dijitalin en önemli özelliği etkileşim özelliği. Yani hem siz içerik üretiyorsunuz, aynı zamanda karşınızdaki siz takip eden insanlar da içerik üretiyorlar. Size yorumlar yapıyorlar. Siz bu süreci nasıl kurguluyorsunuz ya da işte nasıl kurgulanması gerekiyor? Kendi deneyimlerinizle bize aktarabilir misiniz? Tabii ki. Ben bunu çok net bir şekilde ilk yola çıktığım günden beri anons ettim. Her zaman da şunu söylerim. Buradan da çok bana bunu sunduğunuz için teşekkür ederim. Karşımızda bir insan var ve size bir mesaj yazıyor. Eğer bir mesaj yazıyorsa o mesajın cevaplanması gerekir. Dijital kültürde dijital iletişim dilinin olması gerekir ve nezaket asla yitirilmemesi gereken bir davranıştır. Saygı ve empati asla yitirmemesi gereken durumlardır. İstersin ya takipçi yazsın, yorum yazsın. Şimdi milyon takipçili yorum yazamaz. Yazabilir, istese vakit arayıp yazabilir. Ama siz, ben mesela takipçilerimi nasıl etkileşim kuruyorum? Ben hiç yüzünü görmediğim ama 11 yıldır takip ettiğim insanlar var. İlk güne gittiğimde ve halen öyle ki çocuklar büyüdü ya da işlere girildi, evlenildi. Hiç tanımıyorum ama önüme düştüğü zaman ya işte şöyle yazıyorum ve bütün ben mesela sosyal medyamı kendim kontrol ediyorum. Yani hiç kimse yönetmiyor. Kendim yönetiyorum bütün kanallarımı ve hiçbir zaman hiçbir yorumu cevapsız bırakmam. Oldu bakarım, postlarıma geri dönerim yapabiliyorsam, zaman ayırırım ve gün içinde bununla ilgili molalarım vardır. Ben 7/24'te telefonla da yaşamıyorum bu arada. Herkese de bunu söylerim. Etkin bir iletişim var. İletişiminiz yoksa takipçiyle aranızda hiçbir bırakın etkileşim, iletişim kurmazsa niye takip etsinler? Yani o insanlar, ama onun da biraz şeyi çıktı pandemiyle birlikte. 2-3 tane eğitime katılan ya da işte böyle sizin gibi insanları dinleyenler, ya işte takipçilerimize konuşur gibi davranın ya da işte hey ne haber gibi. Ya böyle şeyler de aslında hiçbir zaman evet bir akımlar var, akımlar olabiliyor ama herkes aslında kendi hayatını konumlandırıp dillendirmesi gerekiyor sosyal medyada da. Hayranlık derseniz evet çok ciddi hayranlarınız olabiliyor. Bunlarla da dengeyi nasıl kuracağınızı siz belirliyorsunuz. Mesela ben şu anlamda ben sosyal medyanın hem çok içindeyimdir hem çok dışındayımdır. Her zaman benim stratejim sosyal medyada, ben sosyal medyada neyi ne kadar vermek istiyorum bakış açısına kuruldu. Ben sadece göstermek istediğimi gösteriyorum sosyal medyada. Benim mahremiyetim ve kendimle ilgili ailesel konularım sosyal medyada yer almıyor. Ben gözler önünde hayatımı sosyal medyada yaşamıyorum.
hem açık bir profilim, hem farklı platformlarda bulunan bir kadınım. Ama orada gösterdiğim, yaptıklarım sahte mi? Hayır, hiçbiri sahte değil. Ama ben benim bakış açımla bunu çok geleneksel bulabilirler. Ben doğru bulmuyorum. Bu benim yaşam tarzım. Ve beni de bu kitle bu yüzden takip ediyor. Çünkü biliyor ki benim orada samimi ve güvene olmayan ve inanmadığım hiçbir içerik yok. Ve ben bunu söylüyorum. İşbirliği yapıyorsam söylüyorum. Ben yıllardan beri, 2011 yılından beri Instagram'da ve diğer mecralarda bir reklam ya da editorial yapıldığında bunun işbirliği yapılması için doğru ve açık olmasını, şeffaf bir iletişim. Bu arada şeffaflığı unuttum az önce. Buradan da hemen eklemek isterim. Şeffaf olmaları gerekiyor. İşbirliği yapıyorsanız da işbirliği yaptığınızı söyleyeceksiniz. Ya da reklam değilse reklam değil. Yani afiliyete marketing var günümüzde. Herkesi kandırdıklarını sanıyor insanlar. İnanın tüketici anlıyor. Yani şu link yukarı, sayfa yukarı. Ya işbirliği demek çok kolay. Dolayısıyla bu etkileşim tamamen sizinle ilgili. Siz nasıl bir etkileşim kurmak isterseniz size öyle etkileşim verir. Ha, kötü insanlar yok mu? Var. Mesela kendi adıma. Hep kendimden örnek verebilirim. Onlara yorumlarını hiç silmezdim iki ay öncesine kadar. Artık siliyorum. Çünkü kötü mesajlar alıyorum. Bunlar çok normal olacak. Ya diyordum eskiden bunlar dursun. Benim için bir şey ifade etmiyor ama durmasın. İstemiyorum artık. Ben de değiştim pandemiyle birlikte. O bu kötü mesajı yazma cesareti buluyorsa benim de silme hakkım var. Çünkü benim sayfam. Çok özür dilerim, bu arada bir telefon geldi, reddettim. Dolayısıyla yani sosyal medyanızda etkileşim içinde olmak zorundasınız, sürdürebilir olmak zorundasınız. Eğer değilseniz zaten bir iletişim kuramazsınız sosyal medyada. Kuramadığınız zaman da sadece kendiniz konuşursunuz, yani kendi çalar, kendi söyler durumu olur. Dolayısıyla sizin bir topluluğunuz var, topluluğunuza yönelik de bir göreviniz olduğunu düşünüyorum ve ben bir anne olarak bu görevimizin de en doğru ve en gerçek bilgiyi paylaşmak olduğunu düşünüyorum. Peki biraz da aslında şeye dönmek istiyorum. Şöhret kültürünün toplumsal sonuçları. Yani hep içerik üretimini konuştuk, sosyalleşmeyle beraber konuştuk. Ama bunun bir de toplumsal sonuçları var. Yani aslında karanlık tarafı da diyebiliriz. Karanlık yüzü de diyebiliriz. Biraz da buraya değinmek gerekiyor. Çünkü başında da ifade etmiştim. Artık herkes tanınır olmak istiyor. Kısa yoldan para kazanmak istiyor. Evet. Bunu da dijital üzerinden çok hızlı ve anlık bir şekilde yapabileceğini ifade ediyorlar ya da düşünüyorlar diyebiliriz. Ama tabii şöhretler ya da işte etkileyiciler dedik, influencerlar. Baktığımızda topluma belli bir yönde de etkileyebiliyorlar. Yani ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani kendi düşünceme bakarsak şöhret olma arzusu bence insanın akıl sağlığını biraz tehdit etmeye başladı. Yani sürekli olarak içerik üretiyorlar, işte popüler olmaya çalışıyorlar, etkileşime girmeye çalışıyorlar, dikkat çekmeye çalışıyorlar, beğeni almaya çalışıyorlar, takipçi kazanacağım derken çıldırıyorlar. Peki sizce bu mesela mahremiyet algısını sormak istiyorum öncelikle. Bir mahremiyet algısını bir değişim meydana getiriyor mu? Özellikle gençler üzerinden buna gitmek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Hani biraz önce etikten bahsetmiştik o açıdan. Öyle güzel bir noktaya değindiniz ki güldüm ve düşündüm. İnanın Instagram çöktüğü zaman krize giren insanlar tanıyorum. Yani gerçekten yani dediniz ya bozuyor mu psikoloji? Psikolojimizi bozmak ne? Hayatlarımızı değiştiriyor. Yani değiştiren insanlar var. Yani nedense perşembe günleri Instagram çöker sıklıkla. Ve markalarında en etkileşim işte dizilere göre karar verirler. Ha, Kırmızı Oda yok mu? İşte Survivor yok mu? Yani birçok insan şimdi bunları bunlar da mı oluyor diye sosyal medya düşünüyor. Markalar da bütün televizyon trafiğine göre karar veriyorlar sosyal medyadaki politikalarını. Dolayısıyla inanılmaz olaylar yaşanıyor arka planda. Ruh sağlığının bozulması değil, bir kere eksiklik duygusuna yol açıyor. Yani bırakın mahremiyeti zaten geleceğim. Çok kendini ünlü sanabiliyor. Yani kendini vazgeçilmez sanabiliyor. İnanılmaz sorunlar çıkartabiliyor. Bizzat yaşadığım için ve gördüğüm için biliyorum bu deneyimleri. Yani bir herkesle sen benim kim olduğumu biliyor musun durumu var. Bu çok artık ayyuka çıkmış durumda. Tahammül yok. Bilgi kirliliği var. Korkunç bilgiler paylaşıyor ve anında teyit gibi siteler ki devletimiz de açtı ama çok hızlı yayılıyor bilgi kirliliği. Dolayısıyla mahremiyet. Mahremiyet hele işin en şey kısmı. Eskiden anormal olan her şey şu an çok normal ve bu kadar normalleşmesi bana göre anormal. Yani bunu diyecekler yaşamam ne diyorsunuz? Gerçekten çünkü dijitalde hiçbir şey silinmiyor. Daha sonra geleceğiz ama bir kere mahremiyet çok değerli. Yani bizim çocuklarımız
geleceğimiz. Onların, siz çıplak, ben her seferinde uyarıyorum ki Instagram algoritmaları korkunç. Şikayette bulunsanız bile o fotoğrafı uygun görebiliyor. Yani günümüzde çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri çok fazla yaşanıyor. Ay bu arada galiba tadilat başladı. Katta da bir ses geliyor, özür dilerim. Mahremiyeti, yani çocuk pedofilleri var, çocuk kaçırmalar var. O başka başka, yani skandallar konuşulurken ben insanların nasıl bu kadar cesurca mahremiyetlerine özen göstermeden sosyal medya kullanıyor, bir anne olarak merak ediyorum. Çocukların yaşından olgun davranış modelleri içerisinde olması ve bunu çok normal gibi davranılması, açıkçası hiç doğru da bulmuyorum, tasvip de etmiyorum. Bununla da ilgili söylediğim bir laf var. 2013 yılında yazmıştım. Çocuklarınızı sosyal medya yıldızı yapmayın diye. Çünkü yapamaması gerekiyor. Bununla ilgili kamu politikalarının oluşturulması gerekiyor çocukların. Ve aileler çocukların üzerinden para kazanıyorsa da bununlarla da ilgili yaptırımlar getirmesi gerekiyor. Çünkü bir kere çocuk haklarına da uymuyor. Hiçbir şekilde etik değil. Dolayısıyla da bunlar çok de önemli. Mesela şey söyleyeceğim. Bununla ilgili Türkiye'de maalesef böyle araştırmalar yok. Çocuklara yönelik yapılmış araştırmalar yok. Ama siber zorbalıkla olsun ya da diğer farklı konularla olsun, yurt dışında yapılmış çalışmalar var. Bu çocuklar kendilerini her şeyi normalleştiriyorlar. Çocukken kendilerini ünlü sanan ama 18-20 yaşına geldiklerinde anılarını da hatırlamadıkları ortaya çıkmış. Yani sahte anılara sahip olmuşlar. Çünkü öyle sanıyorlar. Aslında öyle değil. Gerçek o değil. Sadece bir fotoğraf görüntüsü anı sanıyorlar. Çünkü gerçeği yaşayamıyorlar. Dolayısıyla mahremiyet çok önemli. Kişisel mahremiyet de çok önemli. Mesela buradan yayın izleyenler varsa kişisel verilerinizi paylaşırken imtina edin. Lokasyon paylaşmayın. Mesela kendi hep söylüyorum, ben bir mekana gittikten sonra, çıktıktan sonra paylaşırım. En az süre geçer. Herhangi bir şey mahal vermemek için. Her şey olabilir ya. Her türlü size kafasını takabilir. Hackerlar var. Kötü niyetli insanlar var. Dolayısıyla teşhiri normalleştirmemiz gerekiyor. Şu an teşhir normalleştirilmiş durumda. Bu da bana çok doğru gelmiyor. Gene bana çok gelenekselsiniz diyebilirler. Ama ben hayatının çok özel ve çocukların çok özel olduğunu düşünüyorum. Ve geleceğin temelinde bugün yetiştirdiğimiz çocuklar oluşturuyor. O yüzden de çocuk mahremiyetin özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum. Eğer çocuk mahremiyetiyle de ilgili bir toplumsal çalışma yapılırsa da bunda gönüllü olarak her zaman yer almak isterim. Aslında buradan çocuklara gelmiş olduk. Dijitalde en korunmasız olanlar aslında baktığımızda gençler ve çocuklar. Gençler evet. Biraz da neyin ne olduğunu bildiklerini zannedebiliyorlar. Ya da işte dijitalde silinir, yok olur gibi bir algıya kapılabiliyorlar. Ama çocuklar daha küçük yaşta. Özellikle işte video içerikleri olsun, yani YouTube üzerinden buna bakmak gerekirse. Zaten literatürde de buna artık böyle çocuk işçiler olarak da tanımlanmaya başladı. Yani o içerikler, oralarda içerik üretmeye başlıyorlar. Ve daha sıkıntılı bir nokta var bence. Yavaş yavaş TikTok konusuna yani ben bu yayın hazırlanırken de, daha öncesinde çalışmalar yaparken de şöyle bir TikTok'ta ne olup ne bitiyor, yani müthiş bir içerik paylaşımı var, bitmiyor, tükenmiyor ve diğer platformlarda göremediğimiz kesimleri oralarda daha yoğun bir şekilde görmeye başlıyoruz ve bununla beraber ben yani şok oldum. Gerçekten de içerisine baktığımda çok küçük yaşta çocuklar var, çok uygunsuz içerikler var, çok farklı videolar var. Kimi zaman aileler de bu sürece teşvik ettiğini gördüm videoların içerisinde. Burada bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani dijitalde içerik üreten biri olarak bu sürecin uzun ve kısa vadede olumsuz sonuçları neler olabilir? Özellikle çocuklar için. Hem olabilir. Çocuklar bir kere, az önce söylediğim gibi, bir kere ayak izi bıraktıklarını bilmiyorlar. Bırakın, her şeyi normal sanıyorlar, yapılan her şeyi. Hadi kızım bir oyna ya da bilmem ne yap, ya da bu çocuğuna makyaj yap, topuklu giydir, ya da neye alet olduklarını bilmiyorlar ki. Çocuklar ise hangi kavramla karar verebilirler ki? Yani düşünsenize, en saçma danslar orada var. En saçma davranışlar orada var. En tuhaf gariplikler ve komiklik olduğunu düşünülenler orada var ve hiçbir yerde göremediğiniz hiçbir mecradaki yeme bozuklukları, bağımlılıklar inanılmaz var. Yani orada isteyen herkes her türlü madde kullanımına ulaşabiliyor, görebiliyor.
bunların üzerinden yani benim aklım hayalim almıyor. Ben TikTok'u sadece araştırma yapmak için kullanan birisiyim, okuyan birisiyim. TikTok'u hiçbir zaman önermedim. Önermiyorum ve kullanmıyorum. Ben TikTok kadar ki kötü bir platform olduğunu düşünmüyorum. Zaten bazı ülkelerde yasaklandı. Ülkemizde de veri ihlaliyle de ilgili araştırmaları devam ediyor. Ama siber zorbalık, cinsel istismar, güvenlik hepsine davet ediyor ve kötü örnek teşkil ediyor. Bütün içerikler kötü örnek teşkil ediyor çocuklar için ve filtreleme gerekiyor. Ailelerin hiçbiri filtreleme yapmıyor. Aksine sanki çok önemli bir çiçekmiş, böcekmiş ya da pastaymış gibi çocuklarını servis ediyor. Benim buna akıl tutulmasından başka diyebilecek bir lafım yok. Ben ailelerin asla yapması önermiyorum. Çünkü bunlar çocuk ve bunlar bizim geleceğimiz. Geleceğimizi ziyan ediyorlar. Bu yüzden çok üzülüyorum. TikTok maalesef Türkiye'de bir numara indirilmiş geçen sene dördüncüyken ve şu anda 7. sırada bakabilirler platformlarda. Dolayısıyla çok üzücü. TikTok hızla gidiyor, yükseliyor. Bunda da herkesin etkisi var. Instagram'da neyse ki Instagram TikTok videolarını artık algoritmasıyla arka planlara atacağını söyledi. Daha çok TikTok göremeyecekler. Ama TikTok çok fazla kötü davranışlara model oluyor. O yüzden de yani bir düşünsünler. Ya ben bu TikTok'u niye kullanıyorum ya da neden paylaşıyorum ya da neyse hoşuma gidiyor. Eğer hoşuna giden bir yanı varsa bilmiyorum. Ben TikTok'la hoşa gidecek hiçbir şey bulamadım. Aksine intihara sürüklüyor. Ya da TikTok çekerken ölen çocuklar var. Kaç tane? Selfie çekerken olduğu gibi dünyada selfie'den de ölenler vardı. TikTok çekerken de kaç kişi? TikTok cinayetleri var Türkiye'de yapılan. En son işte size de söylemiştim. Londra'da, Türkiye'de maalesef çok baskılanıyor. Göremiyorsunuz. Çünkü insanlar bunları saklıyorlar. Aman işte normalleştirmek adına. Jetonla ilgili olarak 4000 sterlin annesini kredi kartından harcayan bir kız örneği var. Yani Türkiye'de de yakında olacaktır bunlar. Çünkü ünlü sevdiği insanlarla bir platforma gelmek için her zaman kötü niyetli insanlar var. Her mecrada. Bakın sosyal medyada 50 tane iyi varsa 50 tane de kötü var. Kimin iyi kim kötü olduğunu da bilmiyorsunuz. Çünkü erkekler kadın, kadınlar erkek olabiliyor ya da çocukmuş gibi davranan büyükler olabiliyor oyun gruplarında. Maalesef oyunladıkları oyunlarda Roblox oyunları var, Minecraft var. En çok biliyorsunuz hackerlık oradan yapılmış. Yani şey izleyebilirler birçok belgesel var. Yani aslında birçok şey bunu destekliyor gözükse de TikTok bence hiç doğru değil. Bence TikTok yani benim son net ben sevmiyorum ve hiçbir şekilde önermiyorum. Ciddi bir ahlak çöküntüsüne yol açıyor bence. Ve bunun arkasında da işte baktığımızda iki motivasyonun olduğunu görmeye başlıyoruz. Birincisi işte beğenilme arzusu, tanınma arzusu. İkincisi de kısa yoldan işte para kazanayım, belli bir noktaya geleyim. Yani aslında yine şöhret kültürüyle bağlantılı olduğunu görmeye başlıyoruz. Yani küçük yaşta gençlerimizin ya da işte çocuklarımızın dahi bunda olduğunu görüyoruz. Tabii burada aslında ailelere de büyük sorumluluk düşüyor. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. İşte ailelerde genelde şöyle bir motivasyon oluyor. Aman dışarıda çocuğum kimle oynuyordu bilmiyorum. İşte odasına çekildi. Odasında bilgisayarın başında. Aslında öyle değil. Orada daha büyük tehlikeler var. Yani o dışarıda karşılaşabileceğinden de büyük tehlikeler var. Çünkü onun içerisine giriyor. Orada o saflığıyla, o masumluğuyla beraber insanların ona karşı söylemiş olduğu güzel sözleri, işte iltifatları yanlış yorumlayabiliyor. Ya da insanların onu takip etmesini bir anda ünlü olduğumu zannederek daha fazla kazanç sağlamaya çalışıyor. Ve aslında bu şöhret olma arzusuyla beraber işte o sosyal medyanın karanlık yüzünü görmeye başlıyoruz ki burada da galiba böyle TikTok bir adım önde gibi duruyor. Yani ailelere düşen bir yazıda okumuştum. Oradan alıntı yapmak istiyorum. Nasıl kullanılır? Kullanmayarak. Yani başında durup da kullanamazsın. Çünkü başında dursan da orada her an ne çıkacağını, filtrelesen de ne çıkacağını tahmin edemiyorsun. O yüzden kullanmamak gerekiyor. Evet. Kullandırmamak gerekiyor bu noktada. Küçükler için söylüyorum. Ya da filtreleme özelliğiyle en azından bir noktaya kadar kullanılması gerektiği taraftarıyım bu noktada. Biraz da şunu sormak istiyorum. Aslında baktığımızda insanlar dedik şöhret olmak için dikkat çekici paylaşımlar yapıyor. İşte dediniz selfie çekerken işte ölenler ya da işte TikTok kullanması yasaklandığı için intihar edenleri haberlerini görmeye başladık. Evet. Ancak insanların kaçırdığı bir nokta var. Şöhret olacağım diye dikkat çekici paylaşımlar yaparken bir yandan da dijital ayak izlerini bırakıyorlar. Yani zannediyorlar ki orada bir şey var ve o ben silince yok olacak. Ama orası artık dijital ortam sicil gibi olmaya başladı. Evet. Yani ileride bunların hepsi karşılığına çıkacak. Çünkü şey gerekiyor. YouTube 10 yıl sonra olup olmayacağını bir anda kapanabilir. Ya da işte Instagram bir anda yok olabilir. Ya da ülkemizde yasaklı bir şey olabilir. Yani her türlü neden olabilir?
Bu içerikler orada kalmaya devam edecek ve onlarla ilgili bilgileri, bilgi parçacıklarını bırakmış olacaklardı işte. Bu tarz paylaşımlarda olan işte ünlü olmaya çalışan arkadaşlarımıza diyeyim ya da dijitalde içerik üretmek isteyen arkadaşlarımıza ne önerirsin? Nasıl davranmaları gerekiyor? Etik konusunda ve geleceğe yönelik de bir motivasyon olması için onlar adına. Dijital etik diyelim bunun üstüne. Dijital ayak izi diyoruz biz buna. Dijital ayak izine bir kere her veri geleceklerine bıraktıkları bir dijital ayak izi. Dolayısıyla da paylaştığı ve like'ladığı ya da etkileşimde bulunduğu her şey onlar hakkında bir dijital kütüphanede toplanıyor. Bununla da ilgili bir zaten bir belgesel vardı muhakkak izlemişlerdir diye düşünüyorum. Tüm dünyada zaten bu konuşuluyor dijital izlerimizle ilgili. Çünkü biz kullandığımız hiçbir mecraya para ödemiyoruz ve para ödemiyorsak da ürünsüzsünüz. Yani eğer kullandığınız ürüne para ödemiyorsanız ürünsüzsünüzdür var. Dolayısıyla dünya bu ekosistemin içinde ya da dijital dünyada ayak izi bırakmamanız mümkün değil. İstediğiniz kadar bildirimlerinizi kapatın. İstediğiniz kadar ben işte sosyal medyada yokum deyin. Akıllı telefon kullanıyorsanız zaten dijital verinizi bırakıyorsunuz. Ya da nasıl diyeyim size bir yazı okudunuz, birine yorum yaptınız bırakabiliyorsunuz. Her şeyden öte şunu öngörsünler. Bu paylaşımı yapıyorum. Bu paylaşım benim 5 sene sonra mutlu edecek mi? Çok basit bir soru. Bunu sorabilirler. Hani dediniz ya 10 yıl sonra. Mecralar kapanır. Mecralar kapanır ama Google gibi devler şu an devam edecek gözüküyor. Eskiden yani yok olan birçok mecramız. Bilmiyoruz yine her an her şey olabilir ama şu anda çok büyük bir veri toparlanıyor ve duygularla ilgili çalışma. Hani robotlarla ilgili hep çok korkulan bir gerçek var. Asıl korkulması gereken duygusal gerçek. Bu veriler, dijital veriler. Dolayısıyla da nasıl veri bırakmak istiyorlarsa öyle bırakmalar. Yani nasıl kimlikleri var Türkiye Cumhuriyeti'ne ait? Dijital kimliklerimizle biz konuşuluyor olacağız. Çünkü bütün davranış modellerimiz çok yakın bir gelecekte. Bu izleyenler vardır. Bunların hepsi gerçek aslında. Yaptığınız bütün etkileşimler şu anda belirli bir yerde toparlanıp bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Dolayısıyla da bu kadar çok çalışmalı. Yani hiçbir şey boşuna yapılmıyor aslında. Siz çok özür dilerim. Saldım çayıra, Mevlam kayıra davranırsanız sosyal medyada çok büyük hayal kırıklıkları yaşarsınız. Sildirmek isterseniz yıllarca sildiremezsiniz. Ve ya da bir o gün öyle düşünüyorsunuzdur, bir tweet atarsınız, 5 sene sonra önünüze çıkar, hapiste bulursunuz kendinizi. Ya da mesela bir işe girmek istersiniz ama o markayla ilgili bir paylaşım yapmışsınızdır, giremezsiniz. Yani hiçbir şey, dijitalde hiçbir şey yok olmaz. Dolayısıyla da bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ne yapacaklar? Valla her paylaşımdan sorumlu. Ben onu diyorum. Attığınız her adımdan ya da aldığınız her nefesten sorumluysak şu hayatta, dijitalde de bıraktığınız her izden sorumlusu. İşte benim arkadaşımda gördüm ve retweet ettim ya da yaptım. Yok. Bunu çok sorgulamanız gerekiyor. Çünkü bunların hepsi sizin özgür iradenizle yapılmış işler. Mesela şu an Clubhouse'da hiç konuşulmuyor. Türkiye'de henüz 1 milyonunu geçti ve daha yasal atamadı. O da açtığınızda bile ya da moderatör olduğunuzda bile siz konuşmacıların gerçekleştirdiği ihlallerden sorumlusunuz. Ve kendileri bunun dışında tutuyorlar kendini. Kaç kişi şu an bunu biliyor Türkiye'de konuşuyor? Kayıt alıyorlar, kişisel verileri ihlal ediyorlar, yaşandı. Yani bunlar daha çok yakın zamanda daha çok konuşacak konumuz var. Dijital çok da mutluyum ki çok konuşulur hale geldi. Eskiden bu kadar konuşulmuyordu. Dijitalin bu yönlerine de odaklanmam. Sosyal medya influencer'dan ya da video içeriği üretmekten ya da para kazanmaktan ibaret değil. Gelecek burada ve bizim geleceğimiz burada. Bunu nasıl insani kullanırıza bakmamız lazım. Çünkü bizi robotlaştırabilirler. Çok net. İnsan robotlar olacağız. Ama biz robot değiliz. İnsanız ve bizim duygularımız var. Kesinlikle katılıyorum. Biz son olarak aslında bir de bu influencer marketing kavramına girmek istiyorum. Evet. Çünkü Lütfen. dijitalle beraber aslında şöhret kültürü değişiyor dedik. Ama en önemli etkiyi de bence pazarlama alanında göstermeye başlıyor. Yani en büyük Evet. değişim, dönüşüm de burada var. Biraz önce bahsetmiştik. Hani oralara da değinmeden öncelikle şunu sormak istiyorum. Ben daha önce yapmış olduğum konuşmalarda influencerlarda şöyle ifadeler duymuştum. İşte mesleğimi bıraktım, artık influencerlık yapıyorum. Influencerlık bir meslek. Ya da kendisini girişimci olarak
tanımlayanlar vardı. Yani ben bir girişimciyim, bir markayım olarak tanımlayanlar vardı. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten bu dijital ekosistem içerisinde yeni bir meslek mi ortaya çıkıyor? Buna bir meslek diyebilir miyiz? Yani bu süreç içerisinde ortaya çıkan duruma. Evet, influencerlar kendilerini girişimci olarak görüyorlar. Bir meslek dalı, evet, bir meslek olarak artık kabul ediliyor ve bunun üzerinden para kazanıyor. Ve insanlar kendi istedikleri gibi yaşattıkları bir yaşam var. Ama şu var, bir markalaşma adında influencer olmadan önce bir hiç olan insanlara bir influencer kimliğiyle marka inşa etmeye çalıştığınız zaman da altyapısı da çok sağlam değilse o çok hızlı çökebiliyor. Ha, çok da yıldızlarını yaratabiliyor. Mesela Kim Kardashian örneği her zaman verilir. Selin Ciğerci örneği verilir bu dünyada. Bunlar gerçektir ya da ne diyelim Danla Bilic mesela söyleyebiliriz. Bunlar örnekler, çok da güzel işleri de var yaptıkları. Ama markalarının her şeyi bir marka olarak ele almak. Bundan sonra influencer olduktan sonra baktılar para kazanıyorlar. Bir kere doğru iletişimle gitmeleri lazım. Ve doğru markalarla işbirliği yapmaları lazım. Hani yapamadılar, inanın sosyal medya bir günde sizi unutur. Bir günde yerle bir olursunuz ve bunca emek, ya ne yaptım da bu Türkiye'de buna yönelik de eski geçmiş televizyon örnekleri de vardır. Bu aynısıdır. Yani bu sunucular gibi düşünün. İnfluencerlar da böyle olabilir. Ha, işimi gücümü bıraktım. İnanın işini gücünü bırakan çok insan biliyorum. Ama onlar şimdi şöyle düşünün. Genç nesilde de var. İşte iş çalışmayıp dünyayı gezmek istiyorum. Biraz cebime para koydum. O işini gücü bırakıp gezenlere bir bakın. Başarı hikayelerini okuyun. Ne yapıyorlar? Bütün her şeylerini satıyorlar. Ceplerinde bir para var. Gittikleri yerde çalışıyor. Bir yandan da içerik üretmeye çalışıyor ve sponsor arıyorlar. Harıl harıl her gittikleri yerde, çünkü bir marka ihtiyaçları var. Eğer arkalarında güvenebilecekleri dağ gibi dastanabilecekleri bir marka yoksa influence etmenin de anlamı yok. Evet, influence edebilirsiniz. Mesela çok güzel örnekler var Türkiye'de. Bahar Akıncı çok güzel bir influencer. Safret Emre Tonguç çok güzel bir influencer. Bu tür influencerlar baz alındığı zaman bunlar üreten, paylaşan ve ilham veren insanlardır. Bence gerçek influencerlar da böyle olmalıdır. Sürekli üretmeni, etrafını geliştirmeni. Ama sadece influencer olacağım, ya ben para kazanacağım. Hadi ondan sonra da markamı yaratacağım. Nereye kadar gider bilmiyorum. Ha, yok bu var işte, hepsi yaratıyorlar markalarını. Bakıyorsunuz hiç no name, yani makyajla bir yerlere gelip markasını yaratanlar var. Bir dönem devam edeceklerdir. Bir doygunluk, ama öyle şu durum var ki influencer olduklarında yaşam tarzları olmayan yaşam tarzından farklı bir yaşam tarzına geçtiğinde bocalamaları oluyor ve ne yapacakları da çok şaşırıyor. Dolayısıyla influencerlıkta da açıkçası sağlam işbirlikleri, sürdürebilir işbirlikleri yapmaları gerekiyor ve her zaman bir kendileriyle ilgili politikaların olmaları gerekiyor. Yani ben bugün bu kalemi tanıtıyorsam yarın öbür günde bu kalemi tanıtmam gerekiyor. Diğer markayla mesela en az 3 ay, 1 ay işbirliği, bunun standart olması gerekiyor influencerların arasında. Türkiye'de daha yeni yeni sözleşmeler yapıyor. Daha yeni yeni faturalandırma sistemleri konuşuyor. Şirket kurmaları gerektiğini bilmiyorlar. Yani bunların hepsi olması gerekiyor. Siz sağlam olmazsanız hiçbir şey sağlam olmaz influencerlıkta da. O yüzden de bir iş gibi yönetmek gerekiyor bana göre. Ama ha, olacağım ben her şeyi. O da olur ama kör topal bir yere kadar gider, sonra işte çok ağır cezalar alacaklar. Zaten yakın dönemde de konuşacağız. İşte çekilişler var sosyal medyada. İnanılmaz çekilişler yapıyor. Milli Piyango İdaresi'nden izinler alınmıyor. Bilmiyorduk diyorlar. Nasıl bilmezsin? Şikayet edilirsin. Ben Türkiye'de edilmişim. Ben linç edildim Türkiye'de. Şikayet edildim. Bütün süreçleri yaşadım ve bunları söylediğim halde markalar karşı, markalarında esir olmamak gerekiyor. Benim kendi adıma en büyük diyebildiğim ben biridir bu. Hiçbir zaman markaların kötü körü körüne olmuyorum, olmayacağım da çok nettir bu. Evet, marka işbirlikleri her zaman yapacağım ama beraber aynı dili konuşarak yapacağız. Eğer siz markanın istediği gibi bir influencer olursanız herkesin influencer olursunuz. Herkesin influencer olmaktan ziyade sizin istediğiniz gibi influencer etmek bence çok daha doğru. Kesinlikle. Ben de katılıyorum söylediklerinize. Ve aslında biraz da Clubhouse'a gelmek istiyorum. Yani biraz önce Evet. başlarken şunu söylemiştik. Her dönemin yaygın iletişim teknolojileri kendi şöhret kültürünü oluşturuyor demiştik. İşte baktığınızda
baktığımızda biraz daha yazı tabanlı ilerlediğini görmeye başlıyoruz. İşte YouTube, Instagram'a baktığımızda biraz daha görsellik ön plandaydı. Ama şimdi Clubhouse'a baktığımızda ses ön plana çıkmaya başladı. Yani bunu sormak istiyorum. Bu mecra da çok yeni daha. Tabii ki sadece söyleyeceklerimiz bir öngörüden ibaret olabilir. Kendisine özgü bir şöhretli isimler, bir şöhret kültürü çıkaracak mı? Çünkü görüntü ya da yazıdan ziyade biraz daha sesin ön planda olduğu bir platform olduğu için diğer mecralardan ayrışıyor. Tamamıyla değişmeye başlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni bir isimler ortaya çıkacak mı burada? Şöhret statüsüne baktığımızda yeni profilleri görecek miyiz? Şu an görmedik. Öyle söyleyeyim. İçinde bulunduğum deneyimle, yaşadığım deneyimle. Zaten ilk 48 saati açıldığında 48 saati tamamen bir yazı üretebilmek amacıyla Clubhouse'da geçirdim. Ve ne olduğunu anladım. Sonra ilk haftasını 3 oda açtım ve modere ettim. Ve sonrasında da yaklaşık işte 10 günden beri hiç uğramıyorum. Yani bir kulüp açtım. Yani daha doğrusu oda açtım sanatla ilgili. Şimdi orası kesinlikle yaratacak. Ama daha dinamikleri oturmadı. Şu var. Sizi tanıyan insanlar, topluluğunuz varsa zaten oraya geliyorlar. Bir de orada çok ciddi eski tanışıklıklar devreye giriyor. Bir markanın etkinliklerine girdiğiniz zaman çok fazla görmüyorsunuz. Sanatçıları yine çok seviyorlar. Sanatçıların olduğu odaya girip herkes söz konuşma hakkı var. Ama orada bir moderasyon var. Yani modere edildiği için burada moderatörler ve odaları açan kişiler ön plana çıkacak bana göre ilk etapta. Bunlar da zaten şeydir, hani her zaman ilkler, ilk yapanlar yol alır diye var. Kendileri de zaten bu platformu çok hızlı bir şekilde günlerce çıkmayarak, sabahlara kadar yayın yaparak odalarını oluşturdular. Zaten standartlarını oluşturdular. Çünkü biz çok hızlı adapte oluyoruz Türkiye olarak. Dolayısıyla kendi yıldızlarını yaratacak ama bakıyorsunuz o hani yıldız dediğimiz insanlar zaten diğer sosyal mecralarda da popüler insanlar. Henüz ben görmedim. Gören varsa da benimle de paylaşırsa sevinirim. Açıkçası şu oluyor. Mesela siz ben bir odaya girdiğimde beni tanıyorlarsa direkt konuşmacı olarak alıyorlar. Beni konuşmacı olduğum için takipçi geliyor ama diğer odadaki insanlar sizi dinliyor. Şimdi bu tek taraflı bir iletişim. Belki ben zaten reddedip çıkabiliyorum da hemen odadan. Dolayısıyla sosyal ağ değişecek. Clubhouse çok yeni ama para da kazanılacak Clubhouse'dan. Hiçbir şey belli değil şu anda. Hepsi netleşecek. Bu şu an biraz test sürüm gibi düşünün orayı. Ama şu anda da markalar sponsorlu olmaya başladı. İlk müzayede yapıldı. Amerika'dan istedi diye bir site orada bir açık arttırma yaptırdı. Ürün tanıtımı yaptılar gibi gibi. Ama telif hakları var. Radyo bir radyo program yapmaya çalıştı. Ama hiç düşünülmedi ki karşı tarafın telif hakları ne olacak. Yani orada çok farklı dinamikler var. Dolayısıyla yükümlülüklere çok dikkat etmek gerekiyor. O yüzden de ben kişisel verilere çok korumasıyla ilgili, biz de bir yayın yaptık. Ben Yüksek Teknoloji Dergisi'nde yazarım. Kişisel verilerin korumasıyla ilgili biz bir yayın yaptık. Tek yayınımızdı dergi olarak. Her ay yapmayı düşünüyoruz. Biz daha çok yani kendi adıma ben de bilgilendirici ve gerçek doğru bilgiyi anlatmak istiyorum. Onun haricinde herkes kendi ilgi alanına yönelik bir odaya gelip fikrini ifade edebilir. Bence bu da çok güzel. Çünkü daha önce hep tek taraflı bir iletişim vardı. Clubhouse'da çift taraflı bir iletişim var. Eğer herkes doğruysa eğer o sıcaklığı samimiyet olduğu çok söyleniyor ön plana çıkıyor ama bilmiyorsunuz ben dijital çağda neyin gerçek neyin değil artık çok zor olduğunu düşünüyorum. Hani ses tonunuzu bile ayarlayabiliyorlar ya da makineye bile ses tonu yapabiliyorlar. Hani endişeler var Clubhouse'la ilgili. Ses tanıma teknolojisi toplanıyor diye. Zaten sesimiz her yerde mevcut. Dolayısıyla ben bu anlamda bunu da düşünmüyorum. Ama hangi mecrada hangi kurallara uyuyorsak orada da aynı kurallara uyarak bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Yıldızlarına da şimdiden hoş geldin diyoruz. Onlar da Clubhouse olarak hayatlarına devam ederler. Evet, yani ben de yakın bir gelecekte olmasa da bir süre içerisinde buranın da kendine özgü isimler çıkarabileceğini düşünüyorum. Yani belki orada popülerlik kazan ama şu anda dediğiniz gibi baktığım kadarıyla biraz daha diğer platformlarda tanınmış isimlerin oraya geldiğini ve oralardan hareket ettiğini görmeye başlıyoruz. Yani o Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da gördüğümüz o şöhretli isimlerin kendi platformunu çıkarmış olduğu isimlerin bakalım Clubhouse'da nasıl olacağını göreceğiz. Aslında bu işte Clubhouse, TikTok gibi platformlar bize şunu gösteriyor bir yerde de. İlerleyen dönemlerde de muhtemelen yeni platformlar çıkacak. Ve bununla beraber şöhret kültürü de değişmeye başlayacak. Biraz önce çok güzel bir şey söylemiştiniz. İşte
algoritmalardan bahsettiniz, artırılmış gerçeklikten bahsettiniz. Platformlar muhtemelen ilerleyen dönemlerde bunlarla ilişkilendirilebilecek. Ben bir uluslararası bakıyorum, böyle tamamıyla robotik hesaplar var. Yani bir influencer gibi hareket eden ve işte Tabii ciddi ki. olan hesaplar var. Yani geleceğe dönüp baktığımda çok sürecin değişebileceğini görmeye başlıyorum. Şöhret kültürünü bambaşka bir noktaya götürebileceğini görüyorum. Çünkü yani bir algoritma tamamıyla bir makine öğrenimiyle hareket ediyor ve bir influencer gibi hareket ediyor. Fotoğrafları var, düşünceleri var, Tabii. giriyor. Bu müthiş bir şey. Yani bundan sonraki süreci okumamız anlamında da o şöhret kültürünün nasıl değişeceğini, teknolojiyle beraber bambaşka bir noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Ben öncelikle katıldığınız için, zamanınızı bize Evet. ayırdığınız için, ondan sonra Tabii. deneyimlerinizi, düşüncelerini bizimle paylaştığınız için, öncelikle öğrencilerle ve daha sonrasında da bu yayını izleyecek insanlarla paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler. Çünkü biz şöhret olarak algıladığımız zaman böyle biraz daha yüzeysel bakabiliyoruz olaylara, ama arka planda biraz önce de konuştuğumuz gibi bunun bir karanlık yüzü var. Yani toplumsal Kesinlikle. sorunları var. Konuşmadık ama tabii ki siyasi tarafı da var bunun. Siyasetle de Aa, ilişkilendirilebilir. evet. Ekonomiyle de ilişkilendirilebilir. Yani insanları tamamıyla yönlendirebiliyor, dediğimiz gibi adından da ön plana çıkacak gibi etkileyiciler, her noktada etkiliyorlar. O anlamda baktığımızda bugünkü konuşmanın çok verimli olduğunu düşünüyorum. Sizin paylaşımlarınız, vermiş olduğunuz Teşekkür ederim. deneyimleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hem öğrencilerim adına hem de izleyiciler adına. Tamam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak bir şey söylemek isterim. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bugünkü veriler toplanarak, şimdi o genç nüfusun ya da çocukların profilleri toplanarak gelecekte ona uygun modellerle pazarlama davranışları oluşturulup hayata geçirilecek ve siz aslında ona satın alırken çoktan öğrenmiş ve tercih etmiş olacaksınız ama bilmeyeceksiniz. Yani bununla ilgili zaten yapılan çalışmalar var, skandallar var. Yani dediğiniz siyasi olarak zaten manipülasyonlar çoktan Amerika'da yapıldı. Davalı oldu, özür diledi. Çok değişecek. Sosyal medya, influencerlar dediniz. Ben hep örnek veririm onları. Artık insan olmanıza bile gerek yok influencer olabilmek için. Robotlar da ve bununla ilgili arkadaşlar, onunla ilgili bir yazısını gene dergide paylaşmıştım. Tek üzüldüğü nokta, erkek arkadaşı onu aldattığında bu gerçek duyguyu nasıldı? Onu merak ediyorum. İnsan olsam bunu yaşardım diye bir cümle kurmuştu. Ya bak ismi şey gel. Bunlar üç arkadaşlar, ilk yaratılanlar, üç versiyonları var ve müzik yapıyorlar bunlar. Dolce Gabbana giyiyorlar, Gucci giyiyorlar ve bir yaşam tarzısınlar. Dolayısıyla artık herkes sevdiklerimiz, işte robotlar bile influencer bu dünyanın içinde. Biz ne yapabiliriz biliyor musunuz gençler olarak ya da gelecek olarak? Biz sadece kendimizi kısıtlayabiliriz. Sosyal medyanın bizim üzerindeki etkilerini kabul ederek sadece kendimizi koruyabiliriz ve buna bir sınır koyabiliriz. Bir sınır koymazsak tamamen yönetiliriz. O yüzden de lütfen bu dijital ekosistemde kendiniz denetleyin. Kimsenin sosyal medya polisi olması gerekmiyor. Siz kendi kendinizi kısıtlayın ve buna yönelik dijital izler bırakın. Ne kadar güzel iletişimde olursanız size sizin gibi insanlar gelir. Ama işin dark kısmına geçerseniz de artık ondan sonra ne olur bilmiyorum. Ben hem size hem Celalettin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bugün bana bu konuşma fırsatı verdiniz. Her zaman takipte ve iletişimde olmak isterim. Sosyal medyada da okumak isteyenler web sitemden de bütün bunlarla ilgili güncel bilgilere ulaşabilirler. Çok güncel yazıyorum. Teknoloji sektöründe de konuşan çok az kadından bir tanesiyim. Dolayısıyla hani gerçekten doğru olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Teknoloji Profesyonelleri de Derneği üyesiyim. Bu bilgilerin tamamen onaylanmış, gerçek deneyimlerle harmanlanmış olduğunuzu bilmek isterim. Söylediğim her şey gerçek. Daha neler var anlatmadım. Hepsini de başka bir zaman konuşuruz. Peki, bir araya gireceğim. Bir 5 dakika Tabii. alacağım. Bir soru var. Bir soru Tabii geldi. ki. Onunla ilgili okuyorum ben soruyu. Şu an en önemli sorunlardan biri içeriğin miktarından ziyade kalitesi ve yaratıcı olması. Markalar için influencerların birbirine benzer içerikler üretmesi hakkında neler düşünüyorsunuz diye bir soru geldi. Bu tamamen işbirliği içeriği. Çünkü işbirliği yaptıklarında copy paste dediğimiz yani kopyala yapıştır bir brief var. Marka size
içeriği bile veriyor. Siz kendi özgün cümlelerinizi bile yaratamabiliyorsunuz. Ama burada iş influencer'a düşüyor. Yani siz o markanın verdiği metni değiştirip çok yaratıcı bir içerik haline getirirseniz markanın birebir metnine kalmazsınız. Dolayısıyla hani yaratıcılık demiş, içerik demiş ama markanın aynısını kullanmak zorunda bir kişiyle alakalı. Ben mesela sözleşmelerim vardır. Markayla nokta virgülünü değişmesini istemiyorum diye sözleşme yaparım. Ama diğer markayla da hiç çalışmam. Derse ki bana benim bunu yiyecek. Bu sizinle alakalı. Siz hangi yolu seçeceksiniz? Hani Matrix'e de vardır. Hangi hapı seçeceksiniz? Bu sizin seçiminiz. Peki bir soru daha geldi. Onu da sorayım. Küçük yaşta çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz diyorlar bu işte. Herhalde yani böyle bir soru var. Herhalde şöhret olmak istiyorlar. Orada paylaşımlar yapıyorlar. Biraz önce konuştuğumuz konuyla ilişkili. İnanın 2 yaşına kadar teknolojiyle bir kere aralarını uzak tutmaları gerekiyor. Çok zor diyebilirler. Yapılabiliyor çok net. Ekran süresi koyabilirler kesinlikle çocuklarına. Ve çocukların ne oynuyorsa o oyunları bir kere öğrenmeleri gerekiyor. Kimdir soruyu soran bilmiyorum. Kimlerle iletişimde olduğunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Ve kesinlikle dijital sözleşme yapmanız gerekiyor. Ben çocuklarımla geçen sene dijital sözleşme yaptım. Hangi saat kullanacak, neler olmayacak ve istediğim zaman onun kullandığı mecraları kontrol etme yetkisine sahip olmanız gerekiyor bir anne baba olarak. Kötü örneklerle de izlettirmeyeceksiniz. Yani ben dijital dadılar gördüm. Ben dijital dadılara da karşıyım. YouTube'da çocuk uyutanlar var. Onlara da karşıyım. Asla bir annenin, babanın ya da ebeveynin yerini dijital olmamalı. Geçmemeli. Bir de örneksizsiniz. Bunu hiç unutmayın. Siz ne kadar dijitalsiniz o çocuk. Siz TikTok izlerseniz o çocuk TikTok izler. Siz YouTube izlerseniz ya da bilmem ne izlerseniz o çocuk onu izler. Ama siz kitap okursanız o çocuk kitap okur. Siz resim yaparsanız çocuk resim yapar. Dolayısıyla dijitalden yine uzak tutmak ebeveynlerin elinde. Nasıl yok? Ha, arkadaşlarıyla sosyalleşecek ve günün ne gerektiriyorsa hepsini yapmak zorunda. Çünkü bunlar dijital yerliler. Bizim gibi ben X kuşağıyım, Y ve Z kuşağı çocuklarım var. Onlar gerçekten internete doğdular. Ama siz de öğrenmek zorundasınız ve uyumlanmak zorundasınız ve bilmek zorundasınız. Hani az önce siz de söylediniz Berk Bey. Çocuk orada oynuyor, sosyalleşiyor. Öyle bir dünya yok. İnanılmaz olaylar var. Yani intihara sürükleyenler var. Çocuklarla etkileşime kurup mesela YouTube videolarının altı animeler yapıyorlar. Evdeki lokasyon bilgilerini isteyenler. Her şeyi bilmek zorundasınız. Evet biraz zor bir süreç gibi gelebilir ebeveynlere ama uzak tutmanız gerekiyor. Aha bu bir seçenek işte. Yani İyi bir ebeveyn olmak da emek sarf etmek gerekiyor. Ama siz kolayı seçerseniz de siz de çocuğunuzla birlikte yok olursunuz. Açıkçası da hiç kimsenin, hiçbir annenin ve hiçbir çocuğun bunun olmasını istemem. Evet, kesinlikle çok katılıyorum bu noktada. Dediğim gibi hani konuşmanın içerisinde de söyleyip çocuklar en korunmasız nokta o. Ya yani onlar bir şekilde orada her aldıkları iltifat, beğeni, yorum onları farklı bir şekilde yani yorumlayabiliyorlar. Kötülükleri göremeyebiliyorlar. Ve işte tanınıyorum. Beni de artık bir çevre tanıyor. Evet, evet. Düşünerek daha ileriye gidebiliyorlar. Bu anlamda kesinlikle çocuklardan önce ailelerine iş düşüyor. Yani bu şöyle de olmuş artık ne yazık ki küçük yaştan başlıyor. İlerleyen yaşlara kadar 60'lar 70'lerde de devam ettiğini görmeye başlıyoruz. Burada belirleyici olan sizin söylediklerinizden de anladığım kadarıyla ailenin olduğunu görüyoruz. Yani aile evet. Belirleyici olacak, gerisini de o getirecek. Başka bir soru şu anda gelmedi. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi bugün burada konuşmak. Sosyal medya gerçekten doğru yönetildiğinde ve doğru konulduğunda gerçekten çok güzel bir mecra. Ama doğru, her şeyin doğrusunu yapmamız gerekiyor. Eğer bir kez ok yaydan çıkarsa hiç istemediğimiz durumlarda bulabiliriz. Ben hiç kimsenin sosyal medya yüzünden üzülmesini, linç kültürüne uğramasını ya da gözyaşı dökmesini istemem. Çok zor. İnanın çok zor. Toparlayabilmeniz, tekrar hayata çok ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor, bağımlılıklar yaşanabiliyor, evlilikler bitebiliyor ya da okuldan ayrılıyor ya da intiharlar olabiliyor. O yüzden ne olur sosyal medyanızı iyi yönetin. Siz, o sizi yönetmesin, siz onu yönetin. Buradan tek ricam bu. Bilin hangi mecrada ne kadar aktifsiniz, ne kadar zaman harcıyorsunuz ve ne paylaşıyorsunuz ve takipçileriniz kimler? Her takipçinizi kontrol edin ve hiç istemediğiniz bir kimseyi tutmayın hesabınızda, temizleyin. Evet.
Çok güzel yorumlarda bulundunuz, önerilerde bulundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bunlar. Bunların konuşulması, birilerinin kulağına gitmesi, bir bilinç düzeyinin oluşması anlamında bu çok önemli. Yani bir kişi bile dinlese, 100 kişi bile dinlese, kime etki ediyorsanız aslında orada bir sonuç elde edebileceğimize inanıyorum. Evet. Yani o anlamda söylemiş olduklarınız çok değerliydi. Tekrardan katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum sizlere. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencileri dinleyen herkese sevgilerimi iletiyorum. Takipte kalalım lütfen. Berk Bey'i de beni de takip etmeyi unutmayın değil mi? Sosyal medya raconuyla bitirelim. Kesinlikle, kesinlikle. Peki, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.